Koku göze ilaçtır. Nurunu arttırır. Yakup'un gözü bir kokudan açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusu ise göze nur verir. Koku buruna ilaçtır demiyor, dikkat edin. Koku göze ilaçtır diyor. Biz şimdi yine Yakup'un meselesine dönecek olursak, Yakup Aleyhisselam ne yaptı? Öbür kardeşler, 12 oğlan ya, Yusuf rüya gördü. Yusuf rüyasında 11 tane yıldız ve ayın kendisine secde ettiğini gördü. Bunu babası Yakup anlattı. Babası Yakup da dedi ki, evlat, bunu kardeşlere anlatmasaydın iyiydi. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır dedi. Kardeşlerin senin apaçık düşmanındır demedi. Şeytan insanın apaçık düşmanıdır dedi. Ayırt etti. Velev ki sonra o kardeşler Yusuf'u çekemediler, kıskançlık yaptılar. Tabii Yakup Aleyhisselam bu rüyadan sonra Yusuf'u koruma altına almaya başladı. Yusuf'u korumaya başladı. Yusuf'u korumaya başlayınca öbür kardeşler hasislendi. Kıskandılar. Bu sefer ne yaptılar? Babasına işte yalan söyleyerekten, biraz kandıraraktan dediler ki Yusuf'u pikniğe götürelim. Bugünkü dille. Sonra götürdüler. Ne yaptılar? Onu kuyuya attılar. Gömleğini de çıkardılar. Orada bir hayvan kestiler. Hayvanın kanıyla onu kanlandırdılar. Döndüler. Hepsi de hüngürt faşırt ağladılar Yakup'un önünde. Dediler ki inanmayacaksın ama Yusuf'u dediler. Kurtlar kaptı. Hatta Yakup rivayet edilir. Baktı kanlı gömleğe. Dedi ki bu kurtlar ne kadar iyi bir kurtmuş ki Yusuf'un gömleğini bile yırtmamış dediler, dedi. Ve dedi ki bana sabretmek düşer. Velev ki sonra Yusuf'u ne yaptı? O bölgeden geçen bir kimse aldı, Mısır'a götürdü. Mısır'da da başına bazı işler geldi. Sonra Mısır'da önemli bir göreve geldi. Sonra Mısır'da önemli bir göreve geldikten sonra işler değişmeye başladı. Yusuf kuyudan sonra gitti Mısır'a, sonra Mısır'da sultan oldu, öyle diyelim. Yakup Aleyhisselam Yusuf'un öldüğüne hiç inanmadı. İnanmaması bir, Yusuf'un kokusunu alıyor çünkü. Yusuf'un kokusunu aldığından Yusuf'un öldüğüne inanmıyor. Bir delil daha var Yakup Aleyhisselam'da, o da ne? Yusuf'un görmüş olduğu rüya. Bakın rüya ne kadar önemli. Ben bazen dervişlere derim, rüyanızda görün de ders alın. Neden? O rüya sahihse senin önünde hep delildir. Yakup Aleyhisselam Yusuf'un rüyasını dinledi. Yusuf'un rüyasını dinleyince 11 tane yıldız onun önünde eğiliyor. 11 kardeşi ona tabi olacak. Ay da onun önünde eğiliyor. Ay da Yakup Aleyhisselam'ın kız kardeşi. O da onun halası. Halası da ona tabi olacak. Yakup Aleyhisselam bu rüyayı bildiğinden Yusuf'un üzerinde rüyaya itimadı tam. Ey Sufi kardeş, ahmaklık yapma. Yol çok çetindir. Önüne bir sürü imtihanlar geçer. Kendi gördüğün rüyanı kendin itimatsızlık edip yalanlama kendini. Kendi gördüğün rüyayı kendin itimatsızlık edip yalanlama. Gördüğün rüya hakikate aitse
şekline şemaline girmeyen bir delilli rüyaysa otur oturduğun yere, kımıldama hiç. Kımıldarsan yerine başkasının oturduğunu görüverirsin. Bu meydandan kimler gelmiş, kimler geçmiş. Bir tane de sen olursun, geldi de gitti derler. Orada eksilmez bir şey. Sen gördüğün rüyaya kendin itimat et. Rüyan sahih ise. Bak, koskoca Yakup kendi rüyasından oturdu. Yusuf'un öldüğüne hiç inanmadı. Öbür oğulları ve etrafı dediler ki, yani sen mecnun oldun bu konuda. Artık sen aklı dengeni de kaybettin. Gözleri kör oldu Yakup'un Yusuf'a ağlamaktan. Yusuf'un hasretinden gözü kör oldu. Sevmek böyle bir şeydir. Gözün kör olur. Sevdiğinden başkasını görmezsin. Yakup'un körlüğünü zahir körlükte görme. O sevdiğinden başkası bir şeyini görmedi. Hani ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri? Seven hem kör hem sağırdır dedi. Seven kördür, sevdiğinden başkasını görmez. Seven sağırdır, sevdiğinden başkasını duymaz. Eğer senin gördüğün ve duyduğun başka şeyler varsa, sen bu meydana seviyorum diyerek çıkma. Sen sevdiğinden başka şeyler görüyorsan, aşıklık iddiasında bulunma, haddi aşma. De ki, biz aday adayıyız. Aday adayıyız de. O yüzden Yakup, Yusuf'tan başka bir şey görmedi. Gözünün kör olması mana itibariyle Yusuf'tan başka bir şey görmemesiydi. Bakın, Yusuf'tan başka bir şey görmemesiydi. Tabii gittiler, kıtlık oldu. Kıtlık olunca duydular, Mısır'da yiyecek içecek var. Yakup oğullarını Husisi gönderdi. Dedi ki Mısır eline gidin. Mısır elinde bir hükümdar var. Yardımcı olacak size. Gittiler Yakup'un diğer oğlanları. Yusuf bunları ağırladı. Bir kile istediler. İki kile verdi onlara. Dediler paramız yok. Sonra getirin dedi onlara. Bunlar çok sevinçli geri döndüler. Yakup, Yusuf'un kokusunu alıyor. Onları bir kısmını sattılar, onlar paraları tahsil ettiler. Bir kısmını da kendilerine aldılar. Dünya böyle bir şeydir çünkü. Dediler ki babacığım biz gidelim. Tekrar oradan hem buğday alalım, hem aldıklarımızın parasını ödeyelim. Bu sefer Yakup dedi ki, Bünyamin'i de götürün. Bunlar Bünyamin'i de götürdüler. Bünyamin, Yusuf'un ufağı. Bünyamin'i de götürdüler. Bünyamin'i götürünce, bakın bunlar kelamsız anlaşıyorlar. İkisi de peygamber. Yakup da peygamber, Yusuf da peygamber. Bünyamin de gelince, o günün için Mısır'ın bir kanunu var. Birisi hırsızlık yaptığı anda kimin malını çaldıysa onun kölesi oluyor. O ister affediyor, ister onu kendisine köle ediyor, isterse onu satıyor. Yusuf bir oyun yaptı. Bünyamin'in heybesine kendi kilesini koydu. Kendi adına yazılı. Su kabı gibi bir şey. Arayın dedi bu gidecek olanları. Onlar buğdayları aldılar, sevinçliler. Her şeyi aldılar, çok sevinçliler. Yusuf'un askerleri aramaya başladılar. Onlar itiraz ediyorlar. Biz
çok iyi bir adamın oğullarıyız. Biz hırsızlık yapmayız, böyle bir ahlakımız yok. Önce büyük abisinden başladılar aramaya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. En son Bünyamin'e geldi. Bünyamin'den kap çıktı. Kap çıkınca şaşkınlar hepsi de. Böyle bir şey olamaz diye. Her biri telaş içinde. Mısır'ın kanunu geçerli. Dedi ki, Bünyamin benim kölem oldu. Bu kap bana ait. Bana ait olan kapı çalmış. O yüzden dedi, çalma da geçmiyor. Bana ait olan kap onun yükünde çıktı. Çalma değil, yükünde çıktı. Dedi ki, Bünyamin benim kölemdir. Mısır kanunlarına göre. Çünkü başka türlü de Bünyamin'i orada alabilme, zapt etme hakkı da yok. Kanun bu ya. Onun üzerinde bulundu. Mal onun oldu. Bu sefer Yusuf Bünyamin'in yanına aldı. Onlara dedi ki, siz serbestsiniz. Gidin ailenizi de alın gelin buraya. Dediler, bizim bir yaşlı babamız var. Biz bir kardeşimizi kaybettik. Kurtlar onu kaptı gitti. Kurtlar onu parçaladı. Kurtlar onu parçaladığı için o ağlamaktan gözleri kör oldu. Gözü görmüyor. Bir de Bünyamin eğer onun çok sevdiği, koruduğu kardeşlerimizden birisiydi. Sen de bunu alıkoyarsan bizim babamız perişan olur, bunu kaldıramaz. Hangimizi istiyorsan onu al, Bünyamin'i serbest bırak dediler. Dedi ki kanun bu. Bünyamin bende kalacak. Gömleğini çıkardı. Dedi ki götürün bunu babanıza. Bunu babanıza götürün. Babanızın gözlerine sürün. Babanızın gözlerine sürün. İnşallah gözleri açılacak dedi. Bunlar orada konuşurken yola çıktığında Yakup etrafına diyordu ki Yusuf'un kokusunu alıyorum. Diyeceksiniz ki dedi bu yine bunadı, delirdi, sayıklıyor diyeceksiniz. Ama dedi Yusuf'un kokusunu alıyorum. Daha Mısır'dan gömlek yola çıkarken Yakup, Yusuf'un gömleğinin kokusunu alıyordu. Ve gömleği getirdiler. Yakup o gömleği yüzüne gözüne sürdü. Gözleri açıldı. Dedi ki, Yusuf'um yaşıyordu. Öldüğüne hiç inanmadım. İşte koku ne oldu? Göze ilaç oldu.